oyunculuk denen iş bir tane. Onun şu şurasını mı kullanıyorsun, burasını mı kullanıyorsun, yoksa sadece burasıyla mı çalışıyorsun gibi bir şey. Sunuculuk da bir oyunculuk işi. Atıyorum reklamlarda oynamak da bir oyunculuk işi. Ama farklı şeylerini kullanıyorsun. Ama benim tabii ki, o yüzden sinema benim için başka. Benim için karakter yaratmak, hikayenin içinde başka bir dünya yaratmak oyuncu olarak en heyecan vericisi. Tabii tiyatroda da çok sevdiğim roller oynadım. Yani Levent Kazak'la uzun zaman çalıştım. Onun mizahını öğrendim. Oradan işte kendi yazdığım bu kadınlar oyununu da oradan öğrendiğim şeyle yaptım. Bazı çeviri oyunlarda oynadım. Yeni yazarlara destek vermeye, Türkiye'li yazarları oynamayı daha çok seviyorum. Çünkü yazara ihtiyaç var. Müzik yönünü zaten güçlü. 3 tane single çıkarttım. Esas hani şarkı söyleyen roller oynadım. İşte size söyledim, bir TRT dizisinde bir Azeri şarkı söylemiştim. O çok ilgi çekmişti mesela. Yani rollerde şarkı söyledim. İşte biraz imkanım olup şey olunca da öyle bir single çalışmaları çıktı. Bir tane daha da geliyor, dördüncüyü de yapacağım. Peki buradan sonra gündeminiz nedir? Mesela tezgahınızda bir iş var mı? Üzerinde çalıştığınız bir gündeminiz veya çekip bitirdiğiniz bekleyen bir proje var mı? Emine Yıldırım'ın filmi var. Çok heyecanlı. Hem Türkiye tarihine, SİDE'de çekildi, hem Türkiye tarihini hem bugünü anlatan ama bir yandan mizahi bir senaryoydu. Onun çıkışını bekliyoruz valla. Bitti diyorlar ama ben daha görmedim. Şu anda Biz Gaga Diye Kızar. Gündüz Apollon, Gece Athena filmin ismi. Ya daha var, şey yapmadı. Mustafa biliyor ama ilk şeyini. Çok ilginç bir filmdi. Ya Aşk Büyü'den sonra beni heyecanlandıran, şey yapan rol o oldu. Onun dışında bir sonraki rolümü bekliyorum bir yandan sinemada. Onun dışında televizyon projeleri var. Bakıyorum, konuşuyorum. Tiyatro? Tiyatro şu anda arıyorum, bakacağım ne yapacağımı. En son işte Bütün Kadınların Kafası Karışıktır 2 aylık kastla 5 sene oynadı. Siz sahneye koydunuz sanıyorum. Ben yazdım metni, ikinci versiyonda da oynadım. Ve şimdi yazdığım başka bir şey de var, bakacağım. Şu an web sitelerinde yazıyor ya, under construction diye. Şu an öyle o işler. Yazdığım bir şey de var ama uğraşıyoruz. Peki bizim festivalle ilgili biraz konuşalım arzu ederseniz. Sivas günleriniz nasıl geçti? Yeterince etkiliyor muydu? Köfte? Yedim. Ben daha ama demin, dün beraber şey yaptık. Etli pide ve lahmacuna yöneliyorum Antepli pizza olarak. Boş orada et de yenir de. Bu var yedik değil mi? Bu var. Evet. Hani buradaki misafirlerde ikinci gün şey görüyoruz. Ya ne kadar çok yedik ya. Yok bana gitmeye çalıştılar, yemedim. Çünkü Antepli kızıyım. Ete dur demezsen durmuyor durmadan. Kut olup gidemiyoruz. Peki festival sürecinde seçkide yer aldınız aynı zamanda. Evet. Festival jürisindesiniz. Evet. Bu süreci de biraz dinleyelim mi? Nasıl oldu? En son dün bir galiba. Evet, evet. Ya ben seviyorum ve bu Sivas'ta böyle bir festival yapmanın çok 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 değerli olduğunu düşünüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum ve bütün izleyenlere teşekkür ediyorum. Çok önemli çünkü. Ve gayet güzel bir seçki. Yani Mustafa'yı tanıyordum, Akın'ı tanıyordum ekipten. Biz yeni tanıştık. Daha karar vermedik bu arada. O yüzden önemli bir toplantımız var şeyde. Ben bir kere kısa filmlerden öğreniyorum. Bir kere yeni gelen sinemacıları öğreniyorum. Uluslararası kısa filmler izliyoruz. Tüm dünyadan gençlerden öğreniyorum. Hani dün mesela o izlediğimiz Avusturyalı film vardı ya, kız okuyormuş hala. 23 yaşında mı, 4 yaşında mı, gencecik biri böyle küçücük bir hikaye anlatmış mesela. Yani bambaşka yerlerden şey alıyorsun yani, zaten filmlerde de alıyorsun ama kısa film daha genç, daha dinamik bir anlatım. Ben hep çok sevdim, olabildiğince de katılmaya çalıştım her yerde. Çok güzel burada olmak.